Değerli basın mensupları, dün itibarıyla Türkiye'nin sınır güvenliğinin sağlanması, sınırlarımızın terör unsurlarından arındırılması amacıyla Zeytin Dalı Harekatı başlamıştır. Burada her zaman söylediğimiz gibi Türkiye uzun yıllardan bu yana terörle mücadelenin en büyük acısını çekmiş ülkelerin başında gelmektedir. Bu çerçevede terörle mücadeleyi bir iç siyaset malzemesi olarak hiçbir zaman görmedik, görmüyoruz. Bu bir milli meseledir ve milli meselede siyaset kurumunun milli çıkarları, ulusal çıkarları korumak ve milli güvenliği sağlamak konusunda bir araya gelme görevi, yükümlülüğü vardır. Zeytin Dalı Harekatı bu çerçevede Türkiye için önemli bir harekattır. Sınır güvenliğimizin sağlanmasını amaçlayan bir harekattır. Sınırlarımızın terör unsurlarından arındırılmasını amaçlayan bir harekattır. Ve bu noktada ülke ve bölge huzurunun sağlanması için önem taşımaktadır. Değerli arkadaşlar, milli güvenliğimiz, milli çıkarlarımız her şeyin üstündedir. Zeytin Dalı Harekatı'yla Türkiye'nin sınır güvenliğinin sağlanmasına dönük bir harekat başlamıştır ve bunun başarılı olmasını canı gönülden diliyoruz ve bu harekata millet olarak arkasında olduğumuzun bilinmesini ve olmaya da devam edeceğimizi açıklıyoruz. Değerli arkadaşlar, buradan Suriye genel stratejisiyle ilgili bundan sonrasına ilişkin önemli birkaç noktanın hatırlanmasında yarar var, olması gerekenlerle ilgili. Suriye genel stratejisinde terör örgütleriyle mücadelenin esas alınması ve bütün bu harekatın terör örgütlerini bölgede ortadan kaldırmaya, etkisini yok etmeye dönük bir harekat olarak planlanıp yürütülmesi gerekmektedir. Suriye'nin egemenliği ve toprak bütünlüğünün sağlanması önem taşımaktadır. Harekat bu noktaya odaklanmalıdır. Bu sürecin sonunda akıldan çıkarılmaması gereken en önemli şey Suriye'nin toprak bütünlüğü ve bölgedeki egemenliğinin sağlanması hususudur. Bunun tahrip edilmesinin bizim için, milli güvenliğimiz için ne kadar büyük tehdit oluşturduğunu bu süreç içerisinde hep beraber gördük. Bu nedenle harekat Suriye'ye ilişkin strateji bu noktadaki bir siyasi çözüme odaklanmalıdır. Bölge barışı ancak bu siyasi çözümle sağlanabilir. Bu noktada hem terörün ortadan kaldırıldığı hem de bölgede Suriye'nin egemenliği ve toprak bütünlüğünün güvence altında alındığı bir siyasi çözümün aktif parçası olmak zorundayız. Değerli arkadaşlar, tabii bu harekat devam ederken diyalog da önemlidir. Göz ardı edilmemesi gereken şey. Türkiye'nin bu süreçte bütün taraflarla aktif diyalog içerisinde olması ve görüşmesi gerekmektedir. Amerika Birleşik Devletleri ile, Rusya ile, Suriye ile ve İran'la aktif diyalog içerisinde bulunup siyasi sürece katkıda bulunmamız sorunun çözümü açısından önem taşımaktadır. Değerli arkadaşlar, şanlı ordumuz önemli bir harekata girişmiştir. Bu harekatın arkasında desteğimiz tamdır ve bir an önce başarıya ulaşmasını
hedefine ulaşmasını arzu ediyoruz. Mehmetçiğimizin burnu kanamadan harekatın hedefine ulaşıp ülkemize geri dönmesini diliyoruz, arzu ediyoruz. Allah milletimize de, askerimize de yardımcı olsun. Biz Türkiye'nin güvenliği çerçevesinde atılacak adımların bir siyaset malzemesi olmanın ötesinde bir milli mesele olduğunu biliyoruz. Sayın Genel Başkanımız dün yurt dışında ve bu eksende ve bu çerçevede açıklamalar yapmıştır. Önümüzdeki süreç bütün terör unsurlarının etkisinin kırıldığı ve Türkiye'nin sınırında güvenlik sorununun olmadığı bir siyasi çözümün hayata geçirildiği bir süreç olmalıdır diyoruz. Tekrar Allah milletimize, askerimize yardımcı olsun. Teşekkür ederim. Sorularınız varsa yanıtlayabilirim. Buyurun. Siyasi çözüm mü etkiler mi bu operasyon? Çünkü Astana'da Cenevre'den bir takım çözüme dönük bir girişimler var. Bu operasyon o siyasi çözümü engeller mi? Bir de Özso'nun Türkiye'den oraya girişiyle ilgili değerlendirmeniz. Önce Sayın Bahçeli'nin açıklamasıyla ilgili sorunuza cevap vereyim. Ne söyleyeyim Sayın Bahçeli'ye? Biraz önce açıklamamda söyledim. Bu mesele iç siyaset malzemesi yapılacak bir mesele değildir. Bu mesele üzerinden bizim ne iktidar partisiyle ne muhalefet partileriyle bir polemik geliştirme düşüncemiz olmadı. Sayın Bahçeli'ye bir tavsiyem vardır. Milli meseleyi iç siyaset malzemesi haline getirmesin. Belli ki Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu konuda terörün önlenmesine dönük aldığı açık tutum, terörle ilgili net duruş ve bu harekata bu çerçevede verdiği destek Sayın Bahçeli'yi herhalde rahatsız etmiş ki bugün bir şeyler söyleme ihtiyacı duydu. Ben niye rahatsız olduğunu anlayabilmiş değilim. Bu mesele bir iç siyaset malzeme meselesi yapılamaz. Daha önce söylemiştim, körle yatan şaşı kalkar diye. Demek ki Sayın Bahçeli, AK Parti Genel Başkanı Sayın Erdoğan'la yaptığı yakın siyasi çalışma neticesinde her türlü milli meseleyi ve uluslararası sorunu iç siyasetin bir parçası gibi görme alışkanlığı kazanmış. Körle yatarak şaşı kalkmış bu süreçte. Dolayısıyla bu meseleyi de bir iç siyaset malzemesi gibi görülmeye çalışıyor ve milliyetçiliği kendi tekelinde tutma çabası var zannediyorum. Biz öyle bir çaba içerisinde değiliz. Diplomasiyi genel başkanımızın hatırlatmasından rahatsız olmuş 1920'lere gönderme yapıyor. Ya Sayın Bahçeli'ye yeniden tarih okumasını tavsiye etmek lazım ya da konuşmasını hazırlayan, konuşma notlarını hazırlayan kişileri değiştirmesini tavsiye etmek gerekiyor. Çünkü Ulusal Kurtuluş Savaşı'nda Mustafa Kemal Atatürk diplomasiyi hiçbir zaman masadan kaldırmamıştır. Bir tarafta diplomasi devam ederken öbür tarafta da mücadele devam etmiştir. Yapılacak olan şey budur. Diplomasi devam edecek ama zorunlu olan hallerde askeri harekatta sürdürülecektir. Biz meseleye bu çerçevede bakıyoruz. Zeytin Dalı harekatı atılması gereken bir adımdı. Doğru bir harekattır. Ama diplomasiyi masadan kaldırmak demek siyasi çözümü unutmak ve yok etmek demektir. Bu ise uzun süreli bir çözümsüzlüğe teslim olmak demektir. Her ikisini birlikte yürütmemize hiçbir engel yok. Sayın Bahçeli'ye tavsiyem bu meseleleri bu süreç içerisinde en azından bir iç siyaset malzemesi haline getirmesin. Ya da kendisinin bilgisi olmadan hazırlanıyorsa konuşma notlarını hazırlayanlara bu noktada bir talimat versin. Süreç bundan sonraki bölgede görüşmeler ve diyalog yoluyla çözüme engel olacak mı diye sordunuz. Engel olacağını düşünmüyoruz. Tam tersine bölgede terör unsurlarının ve terör güçlerinin
etkili bir şantaj unsuru olmaktan çıkarılmasına dönük bir harekattır. Terör güçlerinin görüşme masasında etkili bir şantaj unsuru olmaktan çıkarılması, tam tersine görüşmelerin daha sağlıklı yürümesine ve sonuçlanmasına sebep olacaktır. Teşekkür ediyorum arkadaşlar.